Bölüm 2 elektromanyetik dalgalara başlayacağız bugün. Ben fizik öğretmeni Hüseyin Sidar İlbey'i. Bugünkü derste ne göreceğiz, neler öğreneceğiz arkadaşlar? Gelin biraz onlardan bahsedeyim. Bugünkü derslerde arkadaşlar, bugünkü dersimizde elektromanyetik dalgaların ortak özellikleri ve elektromanyetik spektrumun günlük hayattaki örneklerinden bahsedeceğiz. Burada elektromanyetik dalga ne olduğunu, elektromanyetik spektrumların ne olduğunu öğreneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu konu başlı başına önemli bir konu ve bence ben anlattıktan sonra bir defa daha okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Işık çok eski zamanlardan beri insanın ilgisini çekmiştir. İlgisini çekmiştir. İnsanoğlu ışığın ne olduğunu ve nasıl meydana geldiğini sürekli sorgulamıştır. Bu sorgulamanın en doğru cevabını İskoçyalı fizikçi James Clerk Maxwell tarafından verilmiştir arkadaşlar. Tamam mı? Elektromanyetizmin kurucusu olarak da tarihe geçmiştir arkadaşlarım. Sabit bir yük etrafında sadece elektrik alan oluşturur. Sabit bir hızla hareket eden yükler ise sabit bir akım meydana getirir. Bu durumda hem elektrik hem manyetik alan oluşur. Ancak elektrik ve manyetik alanın büyüklüğü değişmediği için elektromanyetik dalga oluşmaz diyeceğiz arkadaşlar. Yüklü parçacıkların ivmeli hareket yapmaları sonucundan birbirine ve dalgaların ilerleme yönüne dik iki düzlem üzerinde değişken elektrik ve manyetik alan oluşur. Manyetik alanın değişmesi manyetik alanın değişmesi sürekli alanı meydana getirir. Sürekli elektrik alanını meydana getirir. Elektromanyetik dalgaların bileşenleri arkadaşlar sağ el kuralıyla bulacağız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sağ el kuralında neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bilmemiz gereken şu. Baş parmak arkadaşlar elektrik alanı yönünü verecek. İşaret parmağınız manyetik alanı yönünü verecek arkadaşlar. Orta parmağınız ise elektromanyetik dalganın ilerleme yönünü verecek bize arkadaşlar. Bir elektromanyetik dalganın elektrik manyetik alan ve ilerleme doğrultusu birbirine diktir. Elektromanyetik dalgalarda elektrik ve manyetik alan bileşenleriyle yayılma doğrultusunun birbirine dik olması elektromanyetik dalgaların enine dalga olduğunun göstergesidir arkadaşlar. Bakın burası önemli. Enine dalgalardır. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Sağ el kuralıyla bulunduğunu da söylemiştik. Arkadaşlar buradaki bütün maddeler önemli. O yüzden ben sizlere tek tek okuyacağım. Lütfen bunları benden sonra sizler de birer defa okursanız çok iyi olur arkadaşlar. 1. Yüklü parçaların ivmeli hareket yapması sonucu oluşur arkadaşlar. Yüklü parçacıkların ivmeli hareket yapması sonucu oluşur. Doğrusal yolla yayılırlar. Elektrik ve manyetik alan bileşenleri eş zamanlı artar ve azalır. Enine dalgalardır arkadaşlar, bakın. Bunu unutmuyorsunuz. Enine dalgalardır. Elektrik alanı, manyetik alan ve ilerleme doğrultuları birbirine diktir. Elektrik alanın büyüklüğü manyetik alanın büyüklüğüyle ışık hızının çarpımına eşittir arkadaşlar. Manyetik dalgalardan farklı olarak boşlukta da yayılabilir. Arkadaşlar bakın burası önemli. Şurası önemli arkadaşlar. Şu tik koydukları muhakkak arkadaşlar bir defa tekrar edin. Boşlukta yayılma hızları ışık hızını verir arkadaşlar. Enerji taşırlar. Sorulan yüzeylerde ısınmaya neden olur arkadaşlarım. Yansıma, kırılma ve girişim gibi dalga olayların hepsini gerçekleştirirler. Yansıma, kırılma ve girişim gibi bütün olayları gerçekleştirirler. Elektrik ve manyetik alanda sapmazlar çünkü yükleri yok arkadaşlar. Enerjileri frekansla doğrudur, doğru orantılıdır. Frekans arttıkça enerjileri artacak. Dalga boyları ile ters orantılıdır. Polarize edilebilir yani kutuplanabilir arkadaşlar. Bu maddeleri birer defa daha okumanızda fayda var arkadaşlar. Polarizasyon sadece enine dalgalarda olur. Polarize edilmemiş bir dalga her yönde titreşirken polarize edilen her dalga bir dalga sadece bir yöne titreşir. Polarize güneş gözlükleri ve fotoğraf makineleri ışığı kutuplama özelliğine sahiptir. Böylece görüntü daha net algılanır arkadaşlarım. Tamam mı? Hemen şöyle bir soru var karşımızda arkadaşlar. Diyor ki tabloda elektromanyetik dalgalara ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre elektromanyetik dalgalara ait ortak özellikleri karşılarına tik işaretini belirleyiniz diyor. Birinci saydığımız maddeleri bize sormuş arkadaşlar. Fotonlarda oluşur. Doğrudur arkadaşlar. Enerji taşıyordu. Frekansları aynıdır. Hayır arkadaşlar, frekanslar farklıdır. Enine dalgalardır. Doğrudur arkadaşlar. Enine dalga olduğunu söylemiştik.
Yayılmaları için maddesel ortama şart değildir. Hayır arkadaşlar, boşlukta da yayılırlar. Gözle görülebilirler. Arkadaşlar gözle görünmez de sadece görünür ışıklar gözle görünür arkadaşlar. Görünür ışığı biraz sonra size göstereceğiz. Kutuplanabilirler arkadaşlar. Evet, polarizeden bahsetmiştik. Elektrik ve manyetik alan dalgaları aynı fazladır. Arkadaşlar aynı fazla olduğunu bir önce üstte okumuştuk sizde. Cihaz canlılara zarar verirler arkadaşlar. Hepsi değil arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hepsi değil. Örneğin görünür ışıklar canlılara zarar vermez. Ama gamma, alfa ışınları arkadaşlar canlılara zarar verir. Elektrik ve manyetik alanda sapmazlar çünkü yüksüzlerdi arkadaşlar. Bunu bir önceki üstteki saydığımız, bakın şu üstte tek tek saydığımız 12 tane madde içerisinde bunlar vardı arkadaşlar. Elektromanyetik spektrumun günlük hayatta örnekler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu örnekleri verirken değişik örnekler de vereceğiz ama arkadaşlar önemli olanların altını ben size yine de çizmek istiyorum. Genelde günlük hayatta arkadaşlar iletişimde, sanayide, tıpta ve bilimsel çalışmalarda elektromanyetik dalgalar sıklıkla kullanılır arkadaşlar. Buraları sıklıkla kullanılır arkadaşlar. İnsan gözü tarafından algılanabilen elektromanyetik dalga çeşidi görür ışıktır. Işık ise görmeyi sağlayan bir enerji çeşididir arkadaşlarım. Cisimler üzerine düşen ışığı yansıtmasıyla görünebilir hale gelirler. Görünebilir ışık dediğimiz zaten bu değil miydi arkadaşlarım? Evet, devam ediyorum. Diğer dalga çeşitleri olduğu gibi elektromanyetik dalgalar için de dalga boyu, frekans ve irileme büyüklüğü arasında bir ilişki var. Bu ilişkiyi arkadaşlarım alfa eşittir C bölü F ile buluyoruz arkadaşlar. Yani ışık hızıyla yayıldıkları için gerekirse arkadaşlar ışık hızının formülü de yani elektromanyetik dalgalar için dalga boyu çarpı frekanstır diyoruz. Evet, devam edelim bu durumu. Ne diyor? Elektromanyetik dalgalar enerji frekansa doğru orantılıdır. Evet, bundan bahsettik arkadaşlar. Frekans arttıkça dalganın enerjisi artar. Elektromanyetik dalganın enerjisi E, frekansı F ile ilişkilendirdiğimizde ise arkadaşlar formülümüz E eşittir H çarpı F'dir arkadaşlar. Tamam mı? Buradaki H arkadaşlar Planck sabitidir. Bunu bilmenize gerek yok. Bunu sorularda size vereceklerdir. Yani 6.626 çarpı 10 üzeri eksi 4 Joule'dur diyebiliriz. Arkadaşlar enerjide biz frekans gördüğümüz yerde arkadaşlar bakın E eşittir çarpı F demiştik. H çarpı F demiştik arkadaşlar. F'yi de bir önce size nasıl göstermiştik? Frekansı C bölü lambda olarak göstermiştik. Götürüp yerine yazdığımızda ise arkadaşlar karşımıza enerjiyle ilgili şöyle bir formül çıkacak arkadaşlar. Burada ne diyeceğiz arkadaşlarım? Enerji ışık hızıyla yani hızla doğru orantılı, dalga boyla ters orantılı ve Planck sabitiyle de doğru orantılı olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi elektromanyetik dalga çeşitlerini dalga boylarına göre sıralayan çizgiye elektromanyetik dalga spektrumu denir arkadaşlar. İşte elektromanyetik dalga spektrumu bu. Elektromanyetik dalga spektrumu soldan sağa doğru gidildikçe dalganın boyu azaldığı, frekansın ve enerjinin arttığı görülür arkadaşlar. Bakın şurada dikkatli bakacak olursanız soldan sağa gittiği vakit arkadaşlar frekansın ve enerjinin arttığı görülecektir arkadaşlarım. Evet, devam ediyorum. En günlük hayatta kullanıldıklarından bahsetmiştik. Birincisi radyo dalgaları. Radyo dalgaları elektromanyetik dalgaların en uzun boyuna sahip arkadaşlar. Bakın şurayı unutmuyorsunuz. En uzun dalga boyuna sahip çeşididir. 10 üzeri 4 metre ile 0,1 metre arasında değişen dalga boyuna sahiptir. Nerelerde kullanılır arkadaşlar? Televizyon kumandalarında kullanılır, cep telefonlarında kullanılır, antenlerde kullanılır diyoruz arkadaşlarım. Evet, radyo dalgalarından sonra mikrodalgalardan bahsedelim arkadaşlar. Mikrodalgaların dalga boyu 0,3 metre ile 10 üzeri 4 metre arasında değişir. Mikrodalgalar radyo dalgaları gibi iletken içerisinde yüklü parçacıkların ivmeli hareket etmesi sonucu oluşur. Radyo dalgalarına yakın olan kısmındaki dalgalar evlerde kullanılan mikrodalga fırınında yiyeceklerin pişirmek veya ısıtmak için kullanılacağını söyleyebiliriz arkadaşlar.
Evet, devam ediyorum arkadaşlarım. Nerede kullanıldığını arkadaşlarım bir daha söylüyorum. Bakın, kitabımızı bir defa da sizler okursanız daha da verimli olacaktır sizler için. Ben sadece önemli olan kısımları, hani sorularda daha çok karşımıza olan kısımları sizlere altını çizerek söylüyorum ve soruları o şekilde çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kızılötesi dalgalar dalga boyu, kızılötesi dalgalar dalga boyu 1 milimetre ile 7 çarpı 10 üzeri eksi 7 metre arasında değişir. Bu bölgede dalgalarda infrared dalgalar da denir. Kızılötesi dalgalar sıcak cisimler tarafından yayılır. Cisimlerden yayılan kızılötesi dalga termal kamera tarafında algılanarak karanlık ortamlarda bile görüntü elde edilir. Termal kameralar ekranda görülen renkler cisimlerin sıcaklıkları azaldıkça kırmızıdan mora doğru değişim gösterir. Kızılötesi dalgalar kısa mesafeli iletişimde, televizyon kumandalarında, fizik tedavi kliniklerinde faydalanır diyoruz arkadaşlar. Görünür bölge dediğimiz ne arkadaşlar? İnsan gözünün elektromanyetik dalgalar içerisinde görebildiği kısmına görünür bölge denir. Dalga boyu 7 çarpı 10 üzeri eksi 7 metre olan kırmızı ışık ile dalga boyu 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 metre olan mor ışık arasındaki renklerden oluşur. Cisimler üzerine düşen güneş ışığının yansıttıkları için görünebilir hale gelirler. Renklerin birbirinden ayıran temel özellikleri dalga boylarının farklı olması. Arkadaşlar bakın burası çok önemli. Renkleri birbirinden ayıran temel özellik neymiş? Dalga boylarının farklı olmasıdır diyoruz arkadaşlar. Gökkuşağında görülen bütün renkler dalga boyları görünür bölge içerisinde kalan elektromanyetik dalgalardan oluşur diyoruz arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Hemen diğer bir sayfaya geçtiğimizde. Elektromanyetik dalga spektrumda yer alan görünür bölge dalga boyu ortalama 7000 angstrom olan kırmızı ışıkla başlayıp dalga boyu küçülerek sırasıyla turuncu, sarı, yeşil, mavi renklere devam edip ortalama dalga boyu 4000 angstrom olan mor ışıkla biter diyoruz arkadaşlar. Bakın sıralaması da bu şekilde dalga boylarının. En uzun olan radyo dalgaları, sonra mikro dalgalar, sonra kızılötesi, sonra görünür bölge yani görünür dalgalar, görünür ışıklar, mor ötesi, X ışınları ve gamma ışınları diyoruz arkadaşlar. Mor ötesi ultraviyole dalgalardan bahsedelim biraz daha. Mor ötesi dalgaların dalga boyları 4 çarpı 10 üzeri eksi metre ile 6 çarpı 10 üzeri eksi metre arasında değişir. Kaynağı genellikle güneştir. Güneşten gelen ultraviyole ışınları ozon tabakası tarafından süzülerek zararlı etkiler azaltılır. Ultraviyole ışınları insan derisini tahribat yaparak deri kanseri riskini arttırır. Ultraviyole ışınları korumak için koruyucu kremler kullanılabilir diyor. Arkadaşlar ultraviyole ışınları özellikle dezenfeksiyon için kullanılır. Örneğin ameliyathanelerde, diş hekimlerinde kullanılan malzemeleri kimyasal maddelerden temizlendikten sonra ultraviyole ışınları mikroplarla arındırır arkadaşlar. Hani dişçilerde gördüğümüz işte bu cihazlar sayesinde daha sağlıklı bir tedavi yöntemi oluyor arkadaşlar. X ışınların dalga boyu 10 üzeri eksi 8 metre ile 10 üzeri eksi 12 metre arasında değişir. X ışınları hızlandırılmış elektronların bir metale çarptırılıp durdurulmasıyla veya atomların yörüngelerinde bulunan elektronların geçişleri sonucunda oluşur. X ışınlarını Alman fizikçi William Konrad Röntgen tarafından 1895 yılında keşfedilmiştir arkadaşlarım. Evet, X ışınları nerede kullanılır? X ışınları tıpta teşhis ve tedavi amaçlı kullanılır. Röntgen cihazında X ışınları doku içerisinde geçerken farklı sorulması kas sayıları sahip bölgeler tarafından farklı miktarlarda sorulur. Vücudu geçen ışınlar bu ışınlarla duyarlı bir film üzerine düşürülür. Filme ulaşan ışınlar şiddetleri farklı olduğundan değişik tonlarda bir görüntü oluşur. Bilgisayarlı tomografi cihazları, röntgen cihazlarının geliştirilmiş şeklidir. Bu cihazlar vücuttaki bir bölgenin kesit görüntüsünü çıkarabilmek yeteneğine sahiptir. X ışınları belli kanser tedavilerinde kanser hücrelerinin yok edilmesi için de kullanılır.
X ışınları havalanda ve alışveriş merkezinde valizleri ve çantaları kontrolünde X-ray cihazlarında kullanılır. Ayrıca X ışınları katal fiziği, katı kristalin yapısı, bina kolonlarının deprem dayanıklılığı, sanayi alanındaki dökümler, kaynakla yapılan birleştirme işleminde sağlamlığı incelemesinde kullanılır. Evet, gama ışınlarına geldik. Gama ışınları elektromanyetik dalga spektrumun en küçük, bakın en küçük dalga boyuna sahiptir. Dalga boyu 10^-10 metre ile 10^-14 metre arasında değişir. Radyoaktif çekirdeklerin nükleer tepkimleri sırasında yayılır arkadaşlar. Önemli. Radyoaktif çekirdeklerin nükleer tepkimleri sırasında yayılır. Gama ışınları yüksek enerjili ışınlar olduğundan canlı dokularına tahribat oluşturur. Bu nedenle radyasyon uyarısı sembolü olan yerlerden uzak durulmalıdır. Astronomide gezegen özellikleri belirlemesi ve kanser hücrelerini yok edilmesinde kullanılır arkadaşlar. Bakın gama ışınları tıpta da kullanılıyor. Kanser hücrelerini yok edilmesinde de kullanılıyor arkadaşlar. Evet, bir radyo vericisi anteni 200 metre dalga boylu elektromu dalgalar yaymaktadır. Buna göre yayılan dalganın frekansı kaç saniyedir, saniye üzeri -1'dir veyahut da herzdir diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsanız size bunun formülünü yazdırmıştık. Formül neydi arkadaşlar? C eşittir dalga boyu çarpı frekans. Bize frekansı sorduğu için ben burada her tarafı frekansı yalnız bırakmak için dalga boyuna bölüyorum arkadaşlar. Dalga boyları gittiği vakit frekans neye eşitmiş arkadaşlar? Işık hızı bölü dalga boyuna eşitmiş. Işık hızını bize vermiş bakın soruda. 3^10^8. Evet arkadaşlar dalga boyunu da vermiş. Bakın 200 metre dalga boyu diyor. Buraya da 200 yazdığımızda bu işlemi yaptığımızda cevap ne çıkacak? 1.5 × 10^6 Hz veyahut da saniye üzeri -1 çıkacak diyoruz arkadaşlar. Sıra geldi diğer bir örneğe. Burada diyor ki X ışınları günlük hayatta pek çok alanda yer almaktadır. Buna göre havaalanındaki valizlerin kontrolünde, binaların deprem dayanma sınırı tespitinde, tıpta görüntüleme amacıyla hangi X ışınları kullanılır demiş, kullanılmaktadır demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bir önce okuduğumuzda, X ışınlarıyla okuduğumuzda bunların tamamını olduğunu görmüştük zaten. Ama yine tek tek isterseniz açıklayalım. Havaalanında valizlerin kontrolünde arkadaşlar X-ray cihazlarından geçiyordu hatırlarsanız. O yüzden burada kullanılıyor arkadaşlar. Deprem ve depreme dayanma sınırı tespitinde tıpta görüntülemede röntgen cihazı kullanılır. Bu cihazların kullanılan elektromanyetik dalga çeşidi X ışınlarıdır arkadaşlar, değil mi? Bakın tıpta binaların depreme dayanma sınırında arkadaşlar bunlarda kullanılan dalga ışınları neydi arkadaşlar? Dalga çeşidi neydi arkadaşlar? X ışınlarıydı. X ışınlarıydı. O yüzden arkadaşlar ışınlarıydı diyelim. Doğru cevap ne olması lazım? 1, 2 ve 3 olması lazım diyoruz arkadaşlarım. Tamam mı? Evet geçiyorum. Geçiyorum diğer bir soruya. Burada diyor ki aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgalara ait bir özelliktir? Elektromanyetik dalgalara ait bir özelliktir diyor arkadaşlar. A. Boyuna dalgalardır. B. Elektrik ve manyetik alanda etkilenir. C. Yayılmalar için maddesel ortama ihtiyaç vardır. D. Boşlukta hızları değişkendir. E. Yüklü parçacıkların ivmeli hareketleri sonucu oluşur diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada hangisi elektromanyetik dalgalara ait bir özelliktir diyor. Arkadaşlar enine dalgalar değil, boyuna dalgalar değil, enine dalgalardı hatırlarsanız arkadaşlar. Burası enine dalgalar olması lazım. Değil mi arkadaşlarım? Çünkü bakın o 12 maddede boy da vardı. Dalgadır diyelim arkadaşlar. Devam edelim. Elektrik ve manyetik alanda etkilenirler. Arkadaşlar elektrik ve manyetik alanda etkilenmezdi. Neden? Yüklü değildi çünkü. Etkilenmez arkadaşlarım. Çünkü yüklü parçacıklar değildi. Yayılmalar için maddesel ortama ihtiyaç vardı. Hayır arkadaşlar, boşlukta da yayılıyordu hatırlarsanız. Boşlukta da yayılır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Şu 12 maddeyi bir defa da okursanız arkadaşlar daha da kafanızı eridecektir arkadaşlar. O yüzden B seçeneği C seçeneği de eridik. Boşlukta hızları değişkendir.
Hayır arkadaşlar, boşluktaki hızları ışık hızıydı hatırlarsanız. Işık hızında bakın bir önce soruda size vermişti. 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyeydi arkadaşlar. Yani hızı nedir arkadaşlar? 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir arkadaşlar. Yani hız, ışık hızında hareket ettiğini söylemiştik arkadaşlar. Bakın 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye diyoruz arkadaşlar. Metre bölü saniye. Yüklü parçakların ivmeli hareketleri sonucu oluşur. Evet arkadaşlar, yüklü parçakların ivmeli hareketleri sonucu oluştuğundan bahsetmiştik. Hani ilk baştaki kısımda arkadaşlar demiştik, yüklü parçakların ivmeli hareketleri sonucu oluşur demiştik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, elektromanyetik dalgalar da bu kadar. Size tek tavsiyem bu kısmı kitabımızda bir defa daha okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Okuduktan sonra görüyorsunuz ki soruların ne kadar basit geldiğini ve tamamının yorumlara denk geldiğini ve günlük hayatta da birçok defa birçok yerde kullandığımızı görüyoruz arkadaşlar. Evet, bu konumuzu da bitirdik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum.